Bir zamanlar, dört mevsim ülkesi adında büyülü bir yer varmış. Bu ülkede her mevsimin kendine özgü güzellikleri ve özellikleri varmış. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış adında dört kardeş bu ülkede hüküm sürermiş. Her kardeşin görevi, yılın belirli zamanlarında ülkeyi yönetmekmiş. İlkbahar, ülkenin en renkli ve neşeli mevsimiymiş. O geldiğinde doğa canlanır, çiçekler açar, ağaçlar yeşerir ve kuşlar şarkı söylemeye başlarmış. İlkbahar elinde her zaman taze çiçeklerle dolaşır, havayı mis gibi kokularla doldururmuş. İnsanlar onun gelişiyle birlikte sevinir, baharın tazeliğini ve yenilenmişliğini kutlarmış. Yaz geldiğinde ise ülke sıcacık güneş ışıklarıyla aydınlanırmış. Yaz, güneşin parlaklığıyla dolu bir kardeşmiş. Denizde yüzmek, kumsalda oyunlar oynamak ve doğanın tadını çıkarmak için en güzel zamandır. Yaz, herkesi dışarıya davet eder, maceralar ve eğlencelerle dolu günler sunarmış. Yazın sıcağında ağaçların gölgesinde serinlemek, dondurma yemek ve yıldızları izlemek en keyifli aktivitelerdenmiş. Sonbahar, doğanın sakinleştiği ve dinlendiği bir dönemmiş. Yapraklar sararır, kızarır ve dökülürmüş. Sonbahar, altın sarısı tarlaları, kızıl yapraklı ağaçları ve serin rüzgarlarıyla bilinir. O geldiğinde, ülke adeta bir renk cümbüşüne döner, insanlar kışa hazırlık yaparmış. Sonbaharın en güzel yanı tarlalardan toplanan meyve ve sebzelerin bol bol olmasıymış. Bu mevsimde insanlar kış için hazırlık yapar, evlerine yiyecek depolarlarmış. Kış ülkenin en soğuk ama aynı zamanda en huzurlu mevsimiymiş. Kış geldiğinde her yer beyaz bir örtüyle kaplanırmış. Kış, kar tanelerinin dans ettiği, çocukların kardan adam yaptığı Sıcak çikolatanın en çok içildiği zamanmış. Kışın getirdiği soğuk hava herkesi evlerinde sıcak ve rahat bir şekilde zaman geçirmeye teşvik edermiş. Kışın en güzel yanı yılbaşının ve kar tatillerinin bu mevsimde olmasıymış. Dört kardeş birbirlerini çok sever ve yıl boyunca sırayla ülkeyi yönetirlerdi. Ancak bir gün bir anlaşmazlık yaşandı her biri kendi mevsiminin en güzel olduğunu ve yıl boyunca sadece kendisinin hüküm sürmesi gerektiğini düşünmeye başladı. Bu durum, dört mevsim ülkesinde büyük bir karışıklığa sebep oldu. Doğa dengesini kaybetti, insanlar şaşkına döndü. Bunu gören Bilge Ağaç, kardeşleri yanına çağırdı. Bilge Ağaç, dört mevsim ülkesinin en yaşlı ve en bilge varlığıydı. Herkesi dinledi ve sonra sakin bir sesle konuşmaya başladı. Sevgili mevsim kardeşler, her birinizin bu ülkeye kattığı eşsiz güzellikler var. İlkbahar doğanın yeniden doğuşunu getirir. Yaz sıcaklığı ve neşeyi, sonbahar huzuru ve bereketi, kış ise dinginliği ve huzuru. Ancak hepiniz birlikte çalıştığınızda bu ülke gerçek anlamda güzelleşir ve dengede kalır. Eğer sadece biriniz hüküm sürerse, denge bozulur ve güzellikler kaybolur. Bilge Ağaç'ın bu sözleri kardeşleri düşünmeye sevk etti. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış, Bilge Ağaç'ın haklı olduğunu kabul ettiler. Her birinin ülkeye kattığı farklı güzelliklerin farkına vardılar ve birlikte çalışmaya karar verdiler. Bundan sonra dört mevsim ülkesinde her şey normale döndü. Kardeşler sırayla ülkeyi yönetmeye devam ettiler ve her birinin getirdiği farklı güzelliklerin tadını çıkardılar. İnsanlar mevsimlerin dönüşümünü kutladılar ve her mevsimin getirdiği eşsiz deneyimleri yaşamaktan mutluluk duydular. İşte böylece ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış dört mevsim ülkesini bir arada tutarak Doğanın dengesini korudular. Ve dört mevsim ülkesi bu dört kardeşin uyumuyla sonsuza kadar mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etti. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Teşekkürler.